Dostlar tekrar merhaba. Bu lig bitmedi. Bu ligin matematiği çok başka. Ben o matematiği hesapladım derken sizlere bazı şeylerin mesajını veriyordum. İşte o mesajını verdiğim şeyler dün akşam gerçekleşti. Bakalım bu akşam Galatasaray-Trabzonspor maçı, ki Galatasaray'da çünkü arkadan geliyor. Önemli bir çıkış yakaladılar tekrardan. O maçta skor olarak çok önemli ve arkasından ligin geri kalan matematiğine bakacağız. Bununla birlikte bu videoda önemli şeyler anlatacağım size, ancak öncesinde iki flaşla, iki kısa başlıkla geçmek istiyorum. Bir, sevgili arkadaşlar, bir yerde bir adaletsizlik, bir yerde bir çifte standart varsa ben bunu burada söylerim. Ahmet Konanç kendi YouTube kanalında bunu söyler. Beşiktaş'ın iki tane maçı, üç günde bir maç oynuyorlar diye birer gün ertelendi. Kimsenin de sesi çıkmadı. Fenerbahçe'nin bir tepkisi de olmadı. Bu da ayrıca konuşulmalı. Ama size şimdi somut bir şey söyleyeyim. Birinci ayın 30'u Fenerbahçe Çaykur Rizespor'la Kadıköy'de oynadı. Ve ikinci ayın ikisinde Fenerbahçe, yani Şubat 2'de ta Hatay'a uçtu ve Hatay'da oynadı. Ve iki maçı da kazandı. Arada 3 gün var gibi görünüyor ama aslında 3 gün yoktu. 66 saat vardı bu zorlu yolculukla Rizespor maçı arasında. Fenerbahçe bu bahsettiğim iki maçta, Rize ve Hatay maçlarında 66 saatte 2 maç oynadı, ikisini de kazandı. Kimse orada Fenerbahçe'nin maçlarını erteleyelim demedi. Kimse orada Fenerbahçe'ye haksızlık yapılıyor demedi. Fikstürde bir gariplik var. Tıpkı hakem atamalarında olduğu gibi sizlere tarih tarih, olay olay, somut gerçeklerle hitap etmeye ve bazı konularda dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Bu bir. İkincisi, Galatasaraylı arkadaşlar bana kızıyor. Çevremdeki arkadaşlarımdan da bana kızanlar oldu. Diyorlar ki, ben dedim ki bu Avrupa Süper Ligi işte kurulma sürecinde artık UEFA yok. Çünkü UEFA'yı adamlar neredeyse lağvetti. Artık UEFA yok, kupası da yok dedim arkadaşlar. Burada benim kastım şu. Nasıl bir zamanlar Balkan Kupası vardı, artık yok. Zaten şu anda Avrupa Süper Ligi kurulsa da kurulmasa da yine kupası yok. Çünkü Avrupa Ligi var artık. Yani UEFA Kupası zaten yine yok. Ben tekrar edilemeyen başarılara ve tarihin bir şekilde eskimesine, geçmişte kalmasına dikkat çektim sevgili arkadaşlar. Neyse, biz konumuza gelelim. Arkadaşlar, Fenerbahçe'de çok soruyorsunuz. Transferi en yakın isimler kimler? 1. Musa Merega Porto ile sözleşmesini uzatmadı. İngiltere'den istediği teklifleri henüz alamadı. Bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe şu an için transferde en yakın isimlerden birisi Musa Merega. 2. Jerome Boateng. Kimdir? Bayern Münih'in Alman milli takımında da oynayan, Alman milli takımında Mesut Özil'in de takım arkadaşı olan isim. İki isim. Boateng ve Marega Fenerbahçe'ye yakın isimler. Bu isimler Fenerbahçe'ye, Boateng ve Marega ne kadar yararlı olur, ne kadar kadroyu tamamlarlar, bunlar ayrı konular. Ama biz şimdi bu isimleri vermiş olalım. Bir konu daha var. Bakın, Aboubakar meselesi transferle alakalı ve Fenerbahçe ile alakalı. Aboubakar ve Gezal meselesi. Aboubakar'ı anlatacağım. Gezal'la ilgili Fenerbahçe'nin bazı hareketlilikleri vardı. Bunları paylaştım ama bence Gezal Fenerbahçe'de oynayamaz. Çünkü şampiyonluk baskısını kaldıramayan oyunculardan bir tanesi de Gezal oldu. Zaten dünkü maçta oyundan da alındı. Gezal bu baskıyı Fenerbahçe'de çok daha önceden, neredeyse birinci haftadan yaşayacak. 2. Yani her futbolcu Fenerbahçe'de oynayamaz. Fenerbahçe'deki baskı çok daha başka çünkü. 2. Gezal kadro rekabeti yaşamadı Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'de yaşayacak. Fenerbahçe hep daha geniş kadroların takımı oldu. Beşiktaş ligi 12-13 ilk 11 futbolcusuyla götürüyor. Dolayısıyla kadro rekabetinin olmamasının bir avantajını da Gezal yine yaşadı. Onu söyleyeyim sizlere. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu konuda ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Çünkü sözleşmesi bitiyor. Leicester City ile de bir yıllık sözleşmesi var. Ve Leicester City 6-7 milyon euro bonservis istiyor. Bu paraları da Beşiktaş'ın vereceğini, Fenerbahçe'nin vermek isteyeceğini düşünmüyorum. Gezal mevzusu bu. Şimdi dostlar, Aboubakar'la ilgili bir iddia var. Nedir? Bir maç daha oynarsa, bu son maçtan sonra artık bir maç daha oynarsa sözleşmesi bir yıl daha uzuyor. Opsiyon var ve o parada 1,5 milyon euro. İddia o ki daha uzun süre sözleşme ve daha yüksek ücretli 2-2,5 milyon euroluk bir sözleşme istiyor Aboubakar. Ve o yüzden sakatlığı bahane ediyor diye bir iddia var. Ben buna inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Bu başka bir tartışma konusu. Sadece iddiayı, konuşulanları dile getirdim ama ben inanmıyorum. Peki Aboubakar'ı gelecek sene Fenerbahçe'de görebilir miyiz? Sonuç itibariyle Aboubakar eğer Beşiktaş'ta sözleşmesini, opsiyon geçerli hale gelmez ve uzatmazsa ve boşa çıkarsa, değil mi, elini kolunu sallayarak istediği takıma gider.
Abubakar'ın gelecek sene Fenerbahçe'de olma ihtimali var mı? Tabii ki teknik olarak var. Peki Abubakar'la ilgili bu ihtimal ne kadar yüksek? Yükseğini azını sonra konuşuruz ama evet bu ihtimal var. Peki bir bilgi var mı bunun içinde? Var. O da nedir? Sezon başında Abubakar önce Fenerbahçe'ye teklif edildi. Fakat sakatlık riskinden ötürü üzerinde çok durulmadı. Bakın dünkü maçtan önce de şunu söyledim kanalımda. Takipçilerim sizleri iyi biliyorsunuz. Abubakar'da risk var. Oynatmak için ısrar edecekler. Böyle bilgiler alıyorum ama sakatlığın yükselebilir ve etti. Adam ikinci yarıya çıkamadı. Hatta ilk yarıda sahayı terk etmek istedi. Beni değiştirin dedi. 2-3 dakika kaldı. Devam et diye zorladılar. Bakalım gelecek sezon Abubakar'ı hangi formu içinde göreceğiz. Bu arada tabii şu iddiada bulunuyorum ben. Beşiktaş fiziksel olarak, mental olarak, kafa olarak çok yoruldu. Ve Sergen Yalçın ortaya Abubakar'sız, Cenk'siz takımda çok fazla bir şey koyamadı. Bununla birlikte ne Sergen Yalçın'ın ne de takımın bu şampiyonluk baskısını son haftalarda, işte bu işinden geçtiğimiz son döneme, işte virajda çok kaldıramadığını ve kaldıramayacağını düşünüyorum. Dünkü maçtan devam edecek olursak, dünkü maçta Sivasspor'un net bir penaltısı verilmedi. Sivasspor galibiyetten oldu. Sahadaki Fırat Aydınus ve VAR'daki o ünlü VAR hakemi Ali Şansalan'ın maharetiyle, kararlarıyla. Arkadaşlar o pozisyonun görüntülerini paylaştı Amerika'daki Bein Sports Twitter hesabı, aynı bizim yayıncının, ve İspanya'daki sanırım Twitter hesabı. Ve ne dediler? Burada sizce el var mı? VAR'a göre yok dediler. Ya bütün dünyaya VAR'daki Ali Şansalan'ın yüzünden adeta rezil olduk. Yani top ele gitmiyor. Daha doğrusu top elden kaçmıyor. Net vücut hizasından da ayrılıyor ve topa dokunuyor yani. Bunu Fenerbahçe'nin aleyhine bir pozisyon olsa zart diye daha VAR'a gidilmeden o pozisyon verilir. Verilmezse de Ali Şansalan o penaltıyı verirdi. Ben en azından böyle düşünüyorum. Sonra bir pozisyon oldu. Rozier rakibinin ayağına bastı. Kırmızı kart görmesi lazım. Neyse yayıncının hakkını vereyim. 4-5 defa o pozisyonu gösterdiler. Sonra Beşiktaşlı yönetici Sayın Erol Kaynar, Erol Bey bir tweet attı. Dedi ki Rozier'in pozisyonunu 15 kere göstermezseniz hatırım kalır. Bakın Sergen Hoca kollarını açıyor, onu da gösterin. Başkalarını nasıl olsa gösteremiyorsunuz, yazıklar olsun demiş. Ya Erol Bey, Sayın Erol Kaynar, yayıncının görevi böyle tartışmalı pozisyonları ekrana getirmek. Neden onların işlerini yapmasından rahatsızlık duydunuz ve Rozier'in net kırmızı kart olan, VAR'ın müdahale etmesi gereken pozisyonunu hakem kırmızı kartla değerlendirmedi diye konuşacağınıza diyorsunuz ki neden ekrana getiriyorsunuz? Ekrana getirecekler çünkü işleri bu, ekrana getirecekler çünkü kamuoyu bunu bekliyor. Sevgili Erol Kaynar, bunu da böyle ifade etmiş olayım. Bu küçük eleştirimi size yöneltmiş olayım. Şimdi tabii o zaman ben şunu söylerim. Galatasaray maçında Ozan'ın golü, Antep maçında Pelkas'ın golü, Konya maçında yine Pelkas'ın golü, Gençlerbirliği maçında verilmeyen penaltı, offside goller, Antalya'da iptal edilen goller, Malatya'da verilmeyen goller, Antep'te evet Pelkas'ın golü. Ya bir çırpıda 4-5 tanesini saydım sadece. Bu ligde hem fikstür adaletsizliği var, az önce yayının başında ifade ettiğim gibi, hem de böyle hakem kararlarında adaletsizlik ve çifte standart var sevgili arkadaşlar. Şimdi tabii Avrupa Süper Ligi ile ilgili ben şunu söyledim. Bu süreci UEFA kaybeder diye. Şu anda UEFA kazandı gibi görünüyor ama Avrupa Süper Ligi eninde sonunda kurulacak arkadaşlar. Çünkü bu başka bir düzen. Çünkü bu 12-13 kulüp, 15 kulüp çok büyük maddi zararlara girdiler ve daha fazla para kazanmanın yolunu buldular. Şu anda bir toplumsal tepki oldu. Sadece bir virgül koydular, nokta koymadılar. Göreceksiniz Avrupa Süper Ligi bir şekilde olacak. Ya UEFA yola gelecek, UEFA'nın çatısı altında olacak ki bence öyle olacak. Ya da başka türlü olacak ve UEFA'dan kopuşlar yaşanarak olacak. Sonra diyorlar ki mahkemeler izin vermez. Tam tersi, bakın arkadaşlar, isteyen istediği yerde oynar. Bakın Madrid'de mahkeme UEFA ve FIFA'nın Süper Lig'e katılan takımlara, oyunculara ve teknik direktörlere yaptırım uygulamasının yasal olmadığı yönünde karar vermiş. Bunu da böyle bu konuya şu anda bir virgül olarak koyayım. Bilgi olarak görün, UEFA Avrupa, düzeltiyorum, Avrupa Süper Ligi eninde sonunda gerçekleşir ama hangi formatta, hangi çatı altında gerçekleşir, onları yaşayacağız ilerleyen süreçte. Şimdi lige devam edelim. Ligle ilgili bilgiler vermeye, konuşmaya bugündüz Bahçe yayınımıza devam edelim. Akşam da yine maçtan sonra canlı yayında birlikte olacağız arkadaşlar. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için sürekli içerik üretiyorum, sıcak içerikler üretiyorum. Tek ricam, bende katıl butonu yok, ücretli hiçbir şey yok. Kanalıma abone olmanız ve çevrenize, Fenerbahçelilere önermeniz. Arkadaşlar, Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile hiç yenilmedi. 3 galibiyet, 1 beraberlik. O beraberlikte Malatya maçında verilmeyen bir penaltı, hakem katliamı. Orada da galiba yine vardı, Ali Şansalan vardı. Dünkü Ali Şansalan. Fenerbahçe bunu nasıl başardı? İki şeyle başardı. 1- Emre Belözoğlu'na inanan,
futbolcular Emre Belezoğlu'nun takım olumlu yaklaşımı. 2. Emre Belezoğlu'nun topu kendisinde tutmaya dönük oyun anlayışının oyuncular tarafından benimsenmesi. Topun kıymetini bilen bir Fenerbahçe ve zevk alan, keyif alan bir Fenerbahçe. Şimdi buradan iş nereye gider? Buradan Fenerbahçe şampiyon olursa %100 Emre Belözoğlu kalır, ama Fenerbahçe şampiyon olmasa bile ligi için ikinci bitirdi mesela. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Ve oyuncularla Emre Belözoğlu arasındaki ilişkinin ne kadar iyi olduğu daha çok ortaya çıktı. Daha çok belirginleşti ve Fenerbahçe bir ivme kazandı oyunda. Emre Belözoğlu bu durumda şampiyon olunmasa dahi bu takımın başında kalabilir ve o durumda da zaten takımın başında bence kalmalıdır. Sayın Ali Koç'un da Emre Belözoğlu'na çok fazla güvendiğini biliyorum. Emre Belözoğlu'nun bundan sonra yapacağı şey online kurslar olacak. Online kurslara katılarak pro lisans konusunda ilerleme sağlamak ve pro lisansını bir an önce almak sevgili arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de Başakşehir galibiyetinin ardından Beşiktaş oynarken bir bay haftası geçirildi. Biliyorsunuz bugün Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlayacak. Önemli bir karşılaşma oynayacak. Fenerbahçe Kasımpaşa ile mutlak surette kazanması lazım. Beraberlik falan asla kabul edilemez. Fenerbahçe bundan sonra bütün maçlarını kazanırsa şampiyon olur. Beşiktaş puan kaybetmeye devam edecek. Galatasaray puan kaybetmeye devam edecek. Fenerbahçe'nin maç ayrımı yapmadan ama maç maç düşünerek, şampiyonluğa değil bir sonraki önündeki ilk maça konsantre olarak ilerlemesi lazım. Şu anda Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin maç sayıları aynı. Beşiktaş 72, Fenerbahçe 69 puanda. Galatasaray bu akşam kazanırsa 68 yapacak. Kazanamazsa Fenerbahçe'den puan farkı olarak daha da uzakta kalacak. O bilgiyi de verelim. Beşiktaş'ın sonraki maçları Kayseri, Çaykur Rize, Hatay, Galatasaray, Karagümrük, Göztepe, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa, Alanya, Erzurum, Ankara Gücü ve son maç Kayseri ile. Galatasaray'ın gelecek ilk 3 maçı ise Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçları sevgili arkadaşlar. Şimdi tabii bu meseleleri konuştuk. Notlarıma da şöyle bir bakıyorum. Sergen Yalçın'la ilgili dün yapacağım eleştirileri yaptım. Twitter hesabımda da yaptım. Artık daha da fazla uzatmak istemiyorum Sergen Yalçın'la ilgili konuyu. Maç öncesi Rıza Hoca ile yaptığı ilgili sözler, yaptığı açıklama hoş değildi. Yanlış anlaşılmalara müsaade edebilecek, imkan verecek açıklamalardı. Ne demek yani? Rıza Çalınbay Beşiktaş'ın efsanesidir. Umarım öyle kalır. Yani nasıl bir beklentinin cümlesi bu? Neyse sevgili dostlar, Ahmet Konanç YouTube kanalında bu ligin matematiğini yapmaya devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Sizlerden Instagram sayfamda da beni takip ederek destek olmanızı çok rica ediyorum. Hadi şimdi Instagram sayfamda buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.